Bir ikinci husus daha var burada, vaat ve vaitle ilgili. Bununla bu beş esasın her biri diğeriyle mutlaka irtibatlıdır. Vaat ve vaid, Türkçe'de de kısmen kullandığımız bir tabir, vaat etmek. Evet. Fakat biz bunu hep olumlu anlamda kullanırız. Birisi bir şeyi birine vaat ettiği zaman vaat etti. Verilmiş bir söz. Olumlu bir şey olarak anlarız biz. Arapçada da vaat kelimesi bu anlamda kullanılır. Yani olumlu bir fiile verilmesi vaat edilen olumlu karşılık, mükafat. Evet. Vaat kelimesi mükafat anlamındadır. Evet. Bir de vaid kelimesi var. O da tehdit ve ceza anlamındadır. Vaat ve vaid. Vaat ve vaid. Mükafat ve ceza. Diyorlar ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hangi fiillere ne cezayı vereceğini tayin etmiş. Evet. İman ve salih amelin karşılığı vaat olarak cennet mükafatıdır. Küfürün, masiyetin, isyanın, şirkin karşılığı da vaid olarak cehennem azabıdır. Evet. Cenab-ı Hak vaadinden de vaidinden de dönmez. Evet. Bu onun adalet vasfını zedeler. Döner dersek adalet vasfını zedeler. Cenab-ı Hak eğer masiyetin, isyanın karşılığı vaittir buyurmuşsa, cehennem azabıdır buyurmuşsa, büyük günah işleyen bir kimse mutlak surette cehennemde azap görecek. Bu kimse için biz şefaate uğrayabilir dersek bu vaide aykırıdır. Cenab-ı Hak azap tehdidinden de mükafat vaadinden de dönmez. Öyleyse şefaat kurumu diye bir şey bu şefaati olamaz. Kabul ettiğiniz anda bu Cenab-ı Hakk'ın vaidinden döndüğü anlamına gelir. Bu Cenab-ı Hak için bir nakisadır. Haşa ve kella, bir anlamda aldatmacadır. Bir anlamda yapmayacağı bir şeyi söz vermesidir. Cenab-ı Hak böyle bir eksiklikten, kusurdan münezzehtir. Evet. Bu adalet vasfıyla Cenab-ı Hakk'ın adil ismi şerifi ve adalet sıfatıyla çelişen bir şeydir derler. Böyle olmaz. Yani bir tarafta bir mümin düşünün, ömrü boyunca iman ve salih amel üzere yaşamış. Evet. Bu nereye gidecek? Cennete gidecek. Cennete gidecek. Öbür tarafta asi bir mümin düşünün, büyük günah işlemiş, tevbesiz ölmüş. Ama siz diyorsunuz ki bu şefaate maruz kalıp cennete gidebilir. Bu adalete aykırıdır. Böyle bir şey olmaz. Yine sünnetle bir problem var. Elbette. Evet, tabii, evet. Tabii ki. Bütün hep, evet. Dediğimiz gibi bu beş temel vasfın birbirleriyle de irtibatı var. İşte vaat ve vaidin de adaletle böyle bir irtibatı var.